Buradan şeye gelelim. Politika, bir bütün olarak politika ya da siyaset, bir fotoğraf karesine, bir kadraja nasıl sığıyor? Bu mümkün mü? Yani o mesela Kemal Kurkut'a değindiğiniz geçtiğimiz günlerde bir yazınız var. O yazıda belki bu seyri de izlediniz işte. Edy Edmiston, Nikut'a ve oradan Abdurrahman Gök'e kadar gelen bir yazı, güzel de bir yazı. Dolayısıyla aslında işte o insanlar döneminde çektiği o fotoğraflarla ödülleri aldılar, Pulitzer ödülleri aldılar kendi zamanlarında. Ama bizim zamanımızda bugün bu gerçeği bir kareye sığdıranların 20 yılla yargılandığı davalar ve günler. Şimdi oradaki mesele şu aslında. Amerika'nın Vietnam'a saldırması, Vietnam Savaşı ve binlerce insanın öldürülmesi. Orada Nikut'un çekmiş olduğu bir fotoğraf, savaşın bitmesini, yani tamam sağlamadıysa da, kamuoyu oluşturularak Önemli bir katkısı var devlet üzerine diyebiliriz aslında, baskı değil mi? kurdurup devletin savaşı bitirmesine yol açtı. Yani fotoğraf bu anlamda o tanıklığının gücünü aslında anlatmaya çalışıyor. Ve Pulitzer ödülü aldı. Şey aynı şekilde, Edy Adams'ın bir fotoğrafı vardır. Viet Cong'lu bir adam, işte polis şefi, zavallı bir herifin alnına silah dayamış. Öldürdüğü anın fotoğrafları. Bu da yayınlandığında bayağı bir ortalık şey yapıldı. O Amerikalı polis şefi daha sonra süpermarketler zinciri açmış falan filan yani. Ama bunlar toplumda ses getirip, kendi devletleri üzerinde baskı kurdurup bir değişim ve dönüşüme yol açma işine yarıyor. Şimdi bizim ülkemizde Bizde niye böyle olmuyor da diyebiliriz Nevroz'da aslında buradan. Kemal Korkut'un öldürülme sahnesi bir film şeridi gibi bir fotoğrafçı tarafından belgeleniyor. Ve bu belgelenmeden sonra fotoğrafçı arkadaş 20 yılla yargılanma yoluna gidiliyor. Yani evet, bu ifade özgürlüğünün, gazetecinin Türkiye'de ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Yani bu işleri yapmanın. Halbuki evet ya, yani bu arkadaş, bu fotoğrafçı önemli bir iş başardı diyen bir devlet olmalı. Yani halkın devleti olmalı ki, tamam, bunu da pek abartmamak lazım belki. Yani böyle bir sistem içerisinde halkın bir devleti olamaz ama Batı tipi, ne derler ona, demokratik bir demokrasi icabına bak, hani biz hep demokrasi filan diyor ya bir şeydi bu baştakiler. Bari bunun bir göstergesi olacak bir şey olsa. Sosyal devlet izliyoruz. Sosyal devlette yapılacak olan şey, işte ya bak, yanlış yapmışlar ve bu adam bunu belgelemiş. Ve suçüstü yani, evet. Dolayısıyla tam tersine, o fotoğrafçıya sahip çıkacak bir hükümet, bir devlet olmalıydı bu ülke. Tam tersi. Demek ki biz buradan, evet, işi zor. Yani idari sistemin, devlet sisteminin sorgulattırılması gerekiyor. Ben o şeyden bunu çıkartıyorum. Yani bu devlet sosyal bir hukuk devleti değil. Olmalı. Bunu yapacak olan da 20 yılla yargılanacak o arkadaş. Öbürü 5 yılla, öbürü 10 yılla, neyse. Ve bunu yaptırmak zorundayız. Ve o fotoğraflar eğer bir Fransa'da veya Almanya'da vesaire olsaydı ya Pulitzer ya benzer bir ödül alabilirdi. Ha, Musa Anter ya da Metin Göktepe ödülü aldı zannediyorum. Bu da onun için bence en büyük şeref olmuştur. Bizler de kendi karşı şeylerimizi geliştirmek zorundayız. Bugün Musa Anter ödülleri olsun, Metin Göktepe ödülleri olsun, bence çok değerli ödüllerdir. En azından bu tür iyi çalışmalarında değerlendirilmesini sağlar diye düşünüyorum. Aslında o tam böyle değindiğiniz noktadan, örneğin bir Amerikan filmi izliyorsunuz. Amerikan filminde hani gerçekten yaptıkları bütün kirli işlerin saklanmasında bir sorun yok. Ama açığa çıktığında sistem değişiyor. Yani oradaki bütün görevliler tepeden aşağı
ciddi bir şekilde cezalandırılıyor, sorgulanıyor, yargılanıyor ve buna maruz kalan insanlar da hayatlarının sonrasında örneğin 20 yılda yargılanmıyor yani. Aklanıyor, hatta kahraman olanlar oluyor yaşadıklarından ötürü. Belki de işte o başa dönüp o Nietzsche'nin söylediği şeyden. Adalete ulaşamamak. Aynen işte adalete ulaşınca bu da mı değişecek acaba, ne olacak? Yani bizde öyle bir şey var mı? Ya da işte uzaya gideceğiz, uzaya gidince hepsi hallolacak mı? Şimdi bunu söylerken tabii şeyi de atlamayalım. Bugünkü Avrupa devletlerinin ya da Batı devletlerinin bu konularda çok sicil temiz ülkelerde değil. Evet. Yine onlarda da bir şey açığa çıkana kadardır. Açığa çıktıktan sonra bir şeyin yünün kazan sökülmesi gibi oluyor. Bizde çıktıktan sonra da bir şey değişmiyor. Bizde çıktıktan işte mesele orada. Mesele orada. En azından çıktıktan sonra değişir hale gelmeli bu ülkede. Evet, evet. Hayatın gerçekliğini sorgulamak belki. Hı hı. Ama şimdi gerçek dediğimde de senin baktığın açıyla benim baktığım açı arasındaki farklılık da bir şey oluyor. Hı hı. Fotoğrafçı ister gazeteci olsun, ister sanatçı fotoğrafçı olsun, o gerçekliği alıp yorumlayıp tekrar ortaya koyuyor. Yorumlanmış bir gerçekliği ortaya koymaya çalışıyor bakış açısına göre. Eğer bir bakış açısı yok ise, hı hı, işte o zaman ne sanatçı olabilir, ne gazeteci olabilir, yani tekniker olabilir. Şimdi.